Yüce Allah buyuruyor ki, kuşkusuz Rabbim Allah'tır deyip de sonra istikamet üzere dosdoğru olanların üzerine ölürken rahmet melekleri iner ve onlara korkmayın, hüzünlenmeyin ve size vaat olunan cennette sevinin derler. Rabbim Allah'tır ve ondan başka Rab yoktur diye öncelikle tevhid inancına sımsıkı sarılan ve sonra Allah'ın emirleri doğrultusunda istikamet üzere dosdoğru yolda olanlara ölüm anında güleç yüzlü rahmet melekleri gelir ve onlara sakın ölümden korkmayın, geride kalanlara da üzülmeyin ve size vaat olunan cennette sevinin diye müjde verirler. Kuşkusuz hiç kimse ameliyat olmak istemez ancak çekmekte olduğu acılardan ve sıkıntılardan kurtulup sağlığına kavuşması için başka bir alternatif olmayınca ve doktorlar kendisine müjde, güvence verince hemen randevu alır, tıpış tıpış hastaneye gider. Gereken işlemleri yapar ve ameliyat masasına yatar. Hazreti Ayşe validemizin de buyurduğu gibi, gerçekte hiç kimse ölümü sevmez ve istemez. Ancak dünyanın dertlerinden, sıkıntılarından ve yaşlılıkta başkalarına yük olmaktan kurtulup Allah-u Teala'ya kavuşmak için başka bir alternatif olmayınca ve can çekişirken son anda cennetteki makamını görünce canı gönülden Allah'a kavuşmayı ister ve kafesten kurtulmak için çırpınan bir kuş gibi Rabbim beni çabuk al diye yalvarır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz sakın ölümü istemesin. Çünkü eğer salih kimse ise yaşadıkça sevabının artması umulur. Eğer günahkar kimse ise tevbe edip Allah'ın rızasını kazanması umulur. Can çekişme halinde güleç yüzlü rahmet melekleri tarafından korkmayın, hüzünlenmeyin ve size vaat olunan cennette sevinin müjdesini alanların ve son kez gözlerini açıp yukarıya doğru bir noktaya bakarken cennet bahçesine dönüşen kabirlerini ve cennetteki yerlerini görenlerin dışında hayatları dertli, sıkıntılı geçenler, dünyada hiç gülmeyenler, huzursuz, mutsuz olanlar, haksızlığa uğrayanlar, geçim darlığı çekenler, sürekli hastalıklarla boğuşanlar ve yaşlılığında itilip kakılanlar bile kesinlikle ölümü istememeli ve Allah-u Teala'nın takdir ettiği vakti sabırla beklemelidir. Çünkü sabretmek şartıyla çektikleri her dertlerine ve her sıkıntılarına karşılık mahşer yerinde Allah-u Teala'nın onlara dağlar gibi sevaplar verince ve bu sevaplar mizanın, tartının sevap bölümüne konulunca sevinçten coşacak ve Allah'ım keşke dünyada bize daha fazla dert ve daha fazla sıkıntı verseydin diyecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden hiçbiriniz başına gelen sıkıntılardan dolayı sakın ölümü istemesin. Eğer sıkıntılara dayanamayıp ölümü isteme zorunluluğunda kalırsa, Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece bana hayat ver, ölüm benim için hayırlı olduğu zaman da canımı al desin. Milyarlarca yıldan beri sürekli aynı yörüngelerinde dönen dünyanın, ayın, güneşin, yıldızların ve galaksilerin aynı yörüngelerde dönmekten bıktım artık demeye hakları olmadığı gibi, uzun yıllar aynı çileyi çeken insanların da aynı çileyi çekmekten bıktık artık demeye hakları yoktur. Ancak aşırı sıkıntılara dayanamayıp sabır gücünü yitiren
ve bunalıma girenlerin, şeytanın intihar et de kurtul tuzağına düşmemeleri için, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece bana hayat ver, ölüm benim için hayırlı olduğu zaman da canımı al diye dua etmelerini Peygamberimiz tavsiye ediyor. İnsanın cennet sınavına katılmak için ruhlar aleminden ana karnına ve ana karnında çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemler sonucu bedenle birleşip dünyaya gelmesine, doğum ve dünyadaki takdir edilen yaşam sürecini tamamlayınca geri dönmemek üzere bedenden ayrılıp berzah alemine gitmesine ölüm denir. Bedenimiz ana karnında aşama aşama yaratıldığı gibi, kabirde de aşama aşama çürür. Aslımız, gerçek ve kalıtsal kişiliğimiz olan ruhumuz ise, ya cennet bahçesine ya da cehennem çukuruna dönüşen kabrinde, kıyametin kopmasını ve hesaba çekileceği günü bekler. Gerçekte insanın bir alemden diğer bir aleme geçişi anlamında olan doğum ve ölüm hiç de kolay değildir ve her ikisi de sancılı ve sıkıntılıdır. Ruhların ana karnında bedenle birleşip dünyaya gelmeleri hem anneler hem de bebekler için sancılı ve sıkıntılı olduğu gibi, ruhların dünya aleminde yıllarca iç içe birlikte yaşadıkları bedenden ayrılıp berzah alemine gitmeleri de hem bedenler hem de ruhlar için doğumdan daha sancılı ve daha sıkıntılıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sekerat-ı mevt halinde yanındaki su kabına elini sokup yüzüne sürdüğünü gördüm. Sonra, Allah'ım, ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyordu. Allah'ın Habibim dediği son peygamberi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm yatağında ecel terleri dökerken, Allah'ım, ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ettiğine göre, bizler daha ölüm yatağına yatmadan ve ecel terleri dökmeden önce, Allah'ım, ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bize yardım et diye çok dua edelim ve nasıl can vereceğimizi düşünelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer hayvanlar ölüm konusunda sizin bildiklerinizi bilselerdi, onlardan semiz, besli lezzetli et yiyemezdiniz. Akıl duygusundan yoksun oldukları için kendi varlıklarının bilincinde olmadan beyinsel yapılarına yüklenen program, içgüdüleri doğrultusunda doğal hayatlarını yaşayan hayvanlar, eğer insanlar gibi dünya hayatının bir gün ölümle noktalanacağını ve can çekişe çekişe öleceklerini bilselerdi, ölüm korkusundan çayırlarda rahatça otlayıp karınlarını doyuramaz, bizler de besli, lezzetli et yiyemez ve bol bol süt içemezdik.